bizler öncelikle CV Enerji olarak 2009 yılından bu yana bu fuara sürekli katılıyoruz. Son dönemlerde özellikle panel üretim kapasitemizi şu anda yaklaşık 500 megawata çıkardık. Türkiye'nin yerli tarafındaki en büyük panel üreticisiyiz şu anda. 2,5-3 ay sonra da 1 gigawatt olarak Avrupa'nın da çıkarı en büyük fotovoltaik panel üreticisi oluyoruz. Üretim hattımızı büyütmekle birlikte biz ihracata ciddi anlamda odaklandık ve şu anda 12 ülkeye, 12 ayrı ülkeye panel ihracatı yapıyoruz. Türkiye içerisinde de lisanssız projelerdeki panel tedariklerimiz halen daha devam ediyor. Ve halen daha 2018 yılında olmamıza rağmen 2007 yılından bu yana yaklaşık 2 yıldır fabrikamızda 4 vardiyaya çalışıyoruz. 4 vardiyadan hiç düşmedik ve 2018 yılı boyunca da 4 vardiyaya çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye içerisinde şu anda Anadolu bölgesinde yaklaşık İç Anadolu bölgesinde yaklaşık 30 megawatt, Doğu bölgesinde yaklaşık 45 ila 50 megawatt civarında projelerde panel tedariğimiz oldu. Ve özellikle bu fuarda bugün ve dün çok ciddi verimli görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık bir 100 megawattlık kesinleşmiş projeyi konuşabildik bu fuarda. İnşallah fuardan sonra bir kısmını adını koyup sözleşmeleri imzalamayı planlıyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'deki zaten sayılı panel üretici firmalarından bir tanesiyiz. Ama bizler bu yıl itibariyle Türkiye'ye kadar da ihracata odaklandık ve 12 ayrı ülkeye ihracatımız başlamış durumda. Biliyorsunuz 10 kW bazlı kanun geçti ve herkesin beklediği bir haberdi zaten bu. Her şeyden önce ben CV Enerji Genel Müdürü olarak Antalya'da yaşıyorum. Ve Antalya'daki dağıtım şirketi Antalya Burdur Isparta bölgesini kapsıyor. O bölgede 10 kW çağrı mektubu alan ilk kişi benim. Kendi evimin çatısına da bir 10 kW'lık çağrı mektubu aldım. İnşallah projeyi bir an önce hayata geçireceğiz. Bizim Türkiye genelinde yaklaşık 500 civarında bayi ve satış temsilcimiz var. Bizler genelde bayi ve satış temsilcilerimiz aracılığıyla bu kapsamdaki, bu volümdeki projelerde hizmet veriyoruz. Hepsi bu haberi bekliyordu. Bununla birlikte 10 kW'lık kanunun geçmesiyle birlikte biz bayilerimize ve sektöre daha kompak, daha paket sistemler sunabilmek için ciddi bir çalışma yaptık. Ve 1 kW'dan 10 kW'a kadar, hatta DC güç olarak 13 kW'a kadar iyi bir paket maliyet çalışması yaptık. Bayilerimize güneş panelinden tutun da AG panosuna, o panonun içerisindeki sigortalarına, enerji analizörüne kadar, topraklama kablosundan invertörüne kadar bütün ürünleri tedarik edebiliyoruz. Ve bu şekilde paket sistemler oluşturduk. Biz de bu pazarda hızlı bir şekilde yerimizi aldık ve sektörün en büyük oyuncularından birisi olacağız evsel çatılarda. Tabii bunun yanında bir de büyük tüketimi olan öz tüketim çatı projeleri çok son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Çağrı mektubu artık verilmediği için kişilerin, fabrikaların, işletmelerin zaten gündüz güneşin olduğu saatlerde ciddi bir elektrik tüketimi oluyor. Bunu hesap ediyoruz. İyi bir mühendislik hizmeti vererek, bir keşif yaparak işletmelerin gündüz güneşin doğuşundan akşam batışına kadar nominal elektrik tüketimlerini hesap edip o tüketimlerini karşılayacak güneş enerji santralleri kuruyoruz çatılarda. Bugüne kadar da Türkiye'de yaklaşık 40 megawatt çatı projesi tamamladık. Çatı pazarında da oldukça aktifiz. SolarX İstanbul aslında bizim için bu yıl biraz sürpriz oldu. 2017'de çok büyük bir maraton vardı biliyorsunuz sektörümüzde. 2018 yılında yine iyi geçeceğini, yoğun geçeceğini düşünüyorduk ama beklediğimizin çok üzerinde. Çok ciddi bir yoğunlukla geçiyor. Çünkü çatı projelerinin hayata girmesi, işte İller Bankası'nın belediyeleri fonlaması, belediye projelerinin, kamu projelerinin hayata girmesiyle birlikte ve lisanssız, tabii ki geçen yıldan kalan, bu sene yapılmak zorunda olan çok ciddi bir lisanssız kapasite var. Bir de artık lisanslı YAKA projeleri, YAKA projeleri ve lisanslı projeler hayata girmeye başladı. Dolayısıyla benim şahsi olarak beklentimin çok üzerinde bir fuar oldu. Hatta geçen seneye kıyasen daha yoğun, daha verimli bir fuar oldu bile diyebilirim.